Ona göre yapıyorsun. Mantının hamuruna annem hemen başladı. Bir yumurta, bir bardak su, değil mi? Koydun. İki mi? Bir mi? Bir bardak koydum. Büyük bardakta ama. Evet, bana diyor ki öğren ama unu göz kararı koyuyor şu anda. Öğrendiğim bu kadar. Bir yumurta, bir bardak su. Bak şimdi birçok şeyi ben diyorum ki benim babaannem çok bilgiliydi. Diyorum ki ne güzel ilahiler yapardı. Çok güzel bir şeyler anlatırdı. Ben niye öğrenmedim? Niye yani böyle ama o zaman eldiven çocuktum. Vereyim mi? Hayır. Sonra anneme birçok şey aklıma geliyor. Ay diyorum annem olsa sorsaydım. Yani böyle bazı i̇şte şeyleri o akıl çok ileri yaşta geliyor. Ama ay ben de diyorum ki arkadaşlar şimdi ya ben diyorum uğraşmadığım için öğrenme şeyim yok yani. Bu şimdi, benim için uğraşlı bir yemek. Ama gün gelecek diyeceksin ki artık diyeceğim. Uğraşayım yani. Uğraşayım yani değil. Annemin mantısı olsun. Belki özleyeceksin. Diyecek, denecek. Annen yok soramayacaksın. Ha işte yani. Ne olacak o zaman? Olsun o günlere daha çok var. Nereden biliyorsun? Öyle. Yok öyle bir şey. Anne yine öyle. Öyle bir şey yok. Bu kim bir abi? Ay dur. No'ya bastım yanlışlıkla. Bir dakika anneciğim. Şimdi annem un koymaya devam ediyor. Kıvamına göre bakacağız. Anne yeneceğim. Ay sen eksiksin. Sen gel. Ay, yandın anne. Yine mi geldin sen? Yine mi geldin ya? Eyvallah. Anne yapacağım. Bekle. Öyle yapacaksın mı? Evet. Ya yedi bela. Yedi bela. Oh, buraya değdirme. Her şeyin içinde. Evet. Tamam, hoş geldin. Teşekkürler. Bu kadar. Tamam yeter. Annem hadi in al bak telefonu. Çalınca bana getir. Seda bu kırılmış. Evet anne. Gördün. Yenisini de almadım diye o öyle duruyor. Hadi in al telefonu öyle aşkım yap. Sen git. Öyle. Tamam. Birazcık dökelim. Hadi, hadi yap tamam bak. Dökme buraya. Bas. Öyle. Bas. Bak eleniyor. Ne güzel değil mi? Evet. Ele ele ele. Tamam, bir daha koyacağız. Bir dakika. Evet, şimdi nasıl kıvam sence anne? Daha çok sert olacak. Sert olacak. Sert olunca da işte açması zor. Niye zor olsun be kızım be? Yani. Bir şey diyeceğim. Hı. Bende merdane yok. Oklava var. Nasıl oklava var küçük oklavayla. Merdane daha. Bir tane hani internette merdane var böyle rulo gibi böyle sapı var. Boya sürme sapı gibi düşün. Boya rulosu gibi düşün. Büyük çok bir güzel. Tahta. Kolay oraya gibi görünüyor. Nasıl kuvvetini verirsin de açarsın? İşte iki kol gibi olmaz değil mi? Ha, kolay görünüyor da gözüme. O şey için. Pide hamuru, kurabiye hamuru için falan. Ezme hani böyle hamuru. Birazcık evet. Yufka olmaz. İşte benim mantı yapmama sebebimi şu anda görüyorsunuz. Kızım. Bir şey yok da bu burası. Yani birazcık şey evet tamam. Aynen ben öyle. Seviyorum. Aynen öyle. Ben sevmiyorum. Evet. Bir işte. De şöyle mesela yaprak sarma bu. Çok çabuk biten şeyler, bereketsiz şeyler bu kadar ama güzel uğraşan. Şeyler. Evet tabii ki. Değmez güzel mi? Güzel şeyler öyle oluyor da. Değer. Hadi bakalım. Bak ne güzel oluyor. Evet annem hamurunu açarken hemen bir yandan da aşçı yamağı olarak içini hazırlayacağız. Şimdi burada iki tane böyle çok büyük değil, küçük de değil, soğan orta boy rondoladık. Çok böyle suyunu çok çıkarmamaya çalışarak. Bunu birazdan sıyıracağız. Yarım kilo kıymamız var. Başka anne tuz, karabiber. Evet. Maydanoz istersen. Ha maydanoz pardon. Şart değil ama istersen ama yani koy. Ne bileyim koyayım mı
koyuyorum. Tadı değişiyor bence, koyma. İyi, istemiyorsan koymayalım. Onun içindeki tadını ne değiştirecek be kızım? Şöyle anne, karabibere bakar mısın? Atıyorum buraya. Bak. Yeter. Yeter mi? Bir çok şey yeter dedim. O yeter. Yüzden biraz daha attım. Tuz. Tuz da göz kararında. Bir çay kaşığı. Bir yarım daha. Çok olmasın. Yarım. Yeter, yeter, yeter. Tamam. Bir tansiyon hastasıyız. Elimi sürmeyeyim dedim ama galiba sürmeden olmayacak. Ne oldu anneciğim? Evet. Şimdi içimiz bu. Geliyorum. Alo. Şunu bir sıyırıp hemen bir tane eldiven taktım. İçi hemen elimle yoğurup hızlıca hazır edeceğim. Nereye? Eldiven almaya. Şöyle tuzunu biberini iyicene yedirelim ve anne eldiven istiyorum. Ben. İstem annem. Şimdi biz seninle birazdan köfte yapalım mı ikimiz? Ne dersin ama bunu? Anne. Bunu anneannen yapacak ya. Ama anne. Tamam. Anne benim eldivenim nerede? Ne tamam olacak? Sana da vereceğim eldiven. Bırak onu. Onu bırak ne olur, her yer un dağılıyor lütfen. Evet. Bir de böyle zorlukları var tabii ki. Aman. Kartalım böyle her şeye yardım anne. Etmek istiyor. Anne şu büyük anne, kesilmemiş anne, onları atıyorum. Anne ben şey istiyorum. Hı. Ne istiyorsun oğlum? Eldiven. Ha, ne yapacaksın eldiven oğlum? Ya düşeceğim korkuyorum annemle. Ben. Tamam yapar annem verir birazdan. Sen vereceğim ama ben sana söyledim anneciğim. İyi mi anne? Bir bak oranına. Hani. İyice yoğrulursun. Yok yani. İki soğan yaptın değil mi? Tabii. Tamam fıstık. Fıstık fıstık. Evet. Yaşı böyle bir tık benden daha ileri olanlar varsa ileri yaşlarda ah annemin şuyunu yapsaydım diyor musunuz? Ya şöyle tabii ki yapsaydım derken tadı mutlaka özlenir de öğrenseydim, anne, yapsaydım anne, ayrı bir şey. Tabii sanki hep devamlı yapılmayacak çünkü. Evet, evet. Ben de. Ama. Ben de yapacağım. Onun için sonuç olarak maalesef yeni nesil şeylerinde böyle anne sana diyorum. Uğraşlı, mantıklı. Anne sana diyorum. Tarhanaydı efendim. Şimdi okluğumuz ben küçük olduğu için istiyorum. Yok. Hı. Anne ben eldiven istiyorum. Büyük oklavan vardı Seda. Yok anne benim bu var. Ne ha şey olarak küçük olacak biraz. Çok alalım. Hadi anne, hadi anne. Anneciğim bunun işi bitti ama bak sen beni dinlemezsen olmaz. Anne. Köfteyi birlikte yapacağız tamam? Tamam. Tamam. Şimdi biz oğlumla köfte yapacağız. Evet ama anne ben çok hazırım ben. Evet, kıymamız hazır. Anne versene. Yufkamız da hazır da. Anne, şimdi ben hani normalde büyük olduğu zaman büyük açıyordum. Böyle iki yarısına koyup yarısını üstüne kapatıyordum. Yine öyle yap. Yine mi öyle yapalım? Ha, yine yarım yarım yapsam daha iyi değil mi? Yok. Aşkım o kirli lütfen artık beni dinleyip sus. Lütfen. Anne ben bunu istiyorum. İsteyebilirsin yok. O zaman ben küstüm. Bana mı? Evet sen verme deyince eldiveni. Ya verdiğini versene. Eldiveni ver. Veremem kirlendi. Tövbe estağfurullah, ben yıkırım anne.
Evet, şöyle birinci tepsimiz hazır ve fırına gidiyor. Fırında kurutuyoruz birazcık, böyle hafif kızartıyoruz. Ve dondurmaya hazır bir hale geliyor veya haşlayıp yemeye. İlk postamız fırında oldu. Şöyle kartallı Asya böyle çıtır börek gibi yemeyi seviyorlar. Onları böyle azar azar koydum birazcık. Hem de tadı tuzunu görelim. Birazcık kıymalı tuzsuz. Börek yani. Asya birazcık tuzsuz olmuş diyor ama olsun, yoğurtlu sarımsaklı değil mi? Anne yani salça malça götürür. Kartal. Tuzsuzun çaresi var. Sana bir sürprizim var. Sever misin? Anne bu ne? Ne bu? Pişti mi? Pişti. Pişti mi? Hı. Yanma ama dikkat et. Buruşturma da al da ye. Sıcak mı? Şöyle de burada işte kuruttuk güzelce fırında. İyicene böyle soğusunlar. Hiç ılık bile kalmasın. Buhar olup da kötü olmasın. Şey yapacağım. Buzdolabı poşetiyle kaldıracağız. Evet, mantılarımız hazır. Şöyle. Şu Asya'nınki yoğurtsuz. Bu anneannenin değil mi kızım? Ay bu anneannenin değil, pardon. Bu senin anne. Ay en çok. Olsun. O kadar o. Buraya mı oturayım? Bardak aldın mı? Senin de. Hadi bakalım. Afiyet olsun bize. Canı çekenler kusura bakmasın. Evet, o kadar uğraştık yiyelim ama. Biraz da bir şey oluyor. Evet. Kartal hadi ye annem sen de. Hadi bebeğim. Güzel mi? Çatal vereyim mi? Ha? Yok. Tamam. Anne şey. Lavanta ya. Lavanta değil mi? Ay ne olduğunu bulamadık. Çok güzel. Kız lavanta. Yok onlar şey. Uyarılar. Lavanta kokusu bu, hani paketli satılır. Mantılarımızı yedik ki dedik ki eritelim. Millet bahçesine geldi. Vallahi biberiye bulduk. Tamam bu ayrı bir şey. Ama bu lavanta bence. Yok biberiye bu da değil. İyi alıp etlere koyacaktık, vazgeçelim. Geldik mantıları eritmeye birazcık bizim bak şey yazmışlar anne, sürdüklerine yaklaşmak tehlikeli ve yasak. Şimdi onu konuşuyorduk annemle. Bak anne bak, bu aralara da şeyler yapmışlar, sağlamlaştırmışlar. Ama tabii böylemesine yıkılsa. Dedik bizim evin önündeki parka değil buraya gelelim. Hem annem burayı hiç görmemişti, hem de biraz gerçekten de yürüyüş olsun. Aydınlık zamanda değil mi? Güzel oldu. Güzelmiş. Orası da şey yolu, bisiklet, skuterler oradan gidiyor. Güzel yani, düşünülmüş. Çok güzel, ayrıntılı. Evet, koskocaman yani. Çok güzel. Ve şurada bir yer var anne. Bak burası, bak. Bu parkın ortasında. Adam burayı satmamış. Bak burayı böyle buradan gelmişler. Böyle değil de. Bak burası. Bak şurada da baraka gibi bir şey var. Bir de şu ev. Adam burayı satmamış. O yüzden burayı böyle öne çevrelemişler. Nasıl olduysa. Gasp edecek hali. İşte yok. Ama ne işte yani ki? Her yer satmış. Burası satmamış. Şuralara neredeler? Nasıl güzel bak, kestik Şimdi annemle onu konuşuyorduk. Bunlar aslında yani tabii ki eski sağlam ama yine de çok tehlikeli. Üzerine bir böyle teldi, demirdi bir şey lazım. Bir
ne bileyim yok, depremde bile gider. Fena. Evet. Yine birbirine bağlı. Evet. Ha, burada bizimkiler gel. Burada da başka bir park. Evet. İkinci parka geldik. Tehlikeli yasaktır da orada araba yolu var yani kayma yolu var. Burası tabi zaten yani yaslanmayın demiş de tabi ki. Diyorum ya küçücük bir heyelan depremde bir titrese şu üsler çok tehlikeli. Bir şey şey yapmaları lazım dışına. Burası da kaldı. Biberiye değil mi? Isak mendil vereyim mi? Çay bu ya, bir çay kokusu. Hani böyle sallama çayda olur ya. Sanki. Ha. Burası da anne şey işte çok amaçlı salon dedikleri. Böyle parktan geldik. Şöyle mantılarımı şöyle poşetledim. Yani hani iki kişilik mi üç kişilik mi diyeyim öyle öyle zaten bu kadar çıktı. Mantı birazcık böyle çok uğraşlı ve bereketsiz bir ürün. Bütün gün konuştuğumuz konu buydu annemle. Ondan sonra şöyle köftelerim de hazır. Bunları da böyle dondurdum. Bu benim buzluk tepsim. Böyle bu tepsi şey metal bir tepsi. Böyle kırt kırt iki kenara kıvırınca hepsini şey yapıyor. Hani atıyor kendinden. Şimdi bunları da hemen böyle bir poşete koyup hepsini buzluğa atacağım.